Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Solana. Solana ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktaracağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Solana günlük grafiğindeyim. Günlükte 28 Aralık'tan itibaren oldukça güzel bir yükseliş kaydetti. Solana neredeyse 3x bir artış sergiledi ve buradan ufak bir düzeltmeye girdi. Tekrar yukarı yönüne devam etmişti. Ancak bu geçtiğimiz hafta son 4-5 gündür bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yaptı. Ancak tutunamadığı görünüyor. Bu 200 günlük hareketli ortalamanın şu anda altında seyrediyoruz. Dünkü düzeltmede de 2 gün önceki düzeltmede de burada slingshot desteğimizden bir tepki aldı ve şu anda slingshot'ın da üzerinde fiyatlanıyor. Burada geri dönüşlerde önemli seviyemiz ilk etapta 22 dolar 75 sent seviyesi. Bu 22 dolar 75 sent seviyesi 50 günlük hareketli ortalamamız. Aynı zamanda da 9 haftalık hareketli ortalamamız da bu 22 dolar 65 sent seviyelerinde. Yani bu 9 haftalık hareketli ortalamayı kaybetmememiz oldukça önemli. Çünkü bu 9 haftalık hareketli ortalama üzerindeki fiyat hareketleri yukarı yönlü çok daha sert şekilde fiyatın ivmelenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle 22.65 ve 22.75 seviyeleri geri çekilmelerde ilk etapta kaybetmememiz gereken önemli bir seviye. Ancak bu seviye kaybedildiği takdirde ise aşağıda slingshot desteğimiz 21 dolar 55 sent seviyesinde. Yani 21 dolar 50 sent seviyesinde. Burası da güçlü bir destek olarak nitelendirilebilir. Ancak bu seviyenin de kaybedilmesi durumunda çok daha aşağıda 20 dolar seviyemiz var. Bu da 20 haftalık hareketli ortalamamız. Bu 20 haftalık hareketli ortalamanın kaybedilmesi ise bizim hiç isteyeceğimiz bir durum değil. Çünkü bu seviyenin altında artık resmen ayı piyasasına yeniden giriş yaptığımızı anlayabiliriz. O yüzden bu 20 dolar bizim Solana'da kırmızı çizgimiz. 20 doların üzerinde 21 dolar 55 sent ve az önce bahsettiğim 22 dolar 75 ve 65 sent seviyeleri. Peki burada ilk etapta aşmamız gereken seviye ise 200 günlük hareketli ortalama. Burada bir kapanış yaptı ancak bir fake out olarak kaldı bu. Yeniden bir geri dönüş oldu burada. Yeniden buradan bir güç toplayıp bu 24 dolar seviyesini kırdığımız takdirde 24 dolar 40 sent seviyesinde şu anda 200 günlük hareketli ortalama. Bu seviyeyi kırdığımız takdirde ise yukarıdaki hedefimiz bizim 50 haftalık hareketli ortalamamız olan 40 dolar seviyesi olacaktır. Şöyle haftalık grafikte göstereyim. 40 dolar seviyesi 200 günlük hareketli ortalama üzerindeki bizim en önemli direncimiz olarak nitelendirilebilir. Zaten bu seviye üzerindeki fiyat hareketlerinde de buranın hedeflenmesi gayet mantıklı, makul bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu 40 dolar aynı zamanda da 42 dolarda da slingshot direncimiz var. Yani bu seviyeden hemen hemen 2x kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. İlk etapta tabii ki buradaki 200 günlük hareketli ortalamamız olan 24 dolar 40 sent seviyesinin günlük ve haftalık kapanışlarda yeniden kazanılması gerektiğini hatırlatmak isterim. Şu anda Solana tam arada kalmış bir fiyat hareketleri sergiliyor diyebiliriz. Buralardan güç toplayıp yeniden yukarı yönlü hareketini bekliyorum ben açıkçası. Ancak aşağıda olumsuz bir durum söz konusu olduğunda da az önce belirttiğim destek seviyeleri ve kırmızı çizgi olarak nitelendirdiğim 20 dolar seviyesi mutlaka yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü bu 20 dolar seviyesinin altında fiyatların çok daha ciddi bir şekilde düşüş göstereceği kanaatindeyim. Şu anda Solana ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.